Barış Pehlivan, Cumhuriyet Gazetesi. Köpeğin havlamasından rahatsız olan başkan. Arka bahçenin takipçileri hatırlar. Geçen hafta HSK Teftiş Kurulu Başkanı Osman Nuri Yiğit'e dair bazı sorular sordum. Onlardan biri de komşusuyla yaşadığı problemlere ilişkindi. İşte şimdi o sorunun perde arkasındaki davanın detaylarına gireceğim. Olay HSK Teftiş Kurulu Başkanı Yiğit ile komşusu Aynur Merih Konturgay arasında yaşanıyor. Özetle Gerginliklerden biri komşu Konturgay'ın iki köpeğine dairdi. HSK Teftiş Kurulu Başkanı Yiğit, komşusunun köpeklerinin sürekli havlamasından şikayetçiydi. Bu köpekler tatil maksadıyla kafa dinlemek için gittiğimiz yerde sürekli havlayarak bizi rahatsız ediyor diyordu. Komşusu ise kendisini şöyle savundu. Ben köpeğimin susmasını nasıl sağlayabilirim? Kesinlikle ben havlatmıyorum. Köpeklerimi seviyorum. Can güvenliğimi sağlıyorlar. Olay karakolluk oldu. Nihayetinde komşu, çevreyi rahatsız etme suçundan para cezası ödedi. Ancak asıl büyük kavga başkaydı. Komşu Konturgay evindeki garajın çatısını yaptıracaktı. Bunun için gerekli yerlerden izin de aldı. Gelin görün ki bu çatının yapım aşamasındaki kalaslardan yan komşusu Osman Nuri Yiğit'in evinin bahçesine taşıyordu. İşte o bölümlerin kaldırılması süreci tartışmayı alevlendirdi olay öyle bir yere geldi ki iddiaya göre HSK Teftiş Kurulu Başkanı Yiğit komşusuna terbiyesiz dedi. Çatıyı tamir eden Özcan Bozankaya adlı işçi de ben 46'lıyım sizi öldürürüm hiç de ceza almam diyerek HSK Teftiş Kurulu Başkanı'nı tehdit etti. Osman Nuri Yiğit'in bahçesindeki kamerasını garaj inşaatına doğru çevirmesi, aynı içinin kamera önünde tehdit savurması gibi birçok olay yaşandı. Nihayetinde mahkeme komşu Aynur Merih Konturgay hakkında 5 ay hapis, işçi Bozankaya hakkında ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. İki isim hakkında da hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildi. Yargılama sürecinde komşu Konturgay Cimer'e başvurarak şu iddialarda dahi bulundu. Bu kişinin her gün evime polis göndermesinden şikayetçiyim. İlgili kişi iyi niyetli değil. Bana iki kadın yalnız yaşıyorsunuz. Bana ihtiyacın olabilir dedi. İntihar etmeyi bile düşünüyorum. Annemle yalnız yaşıyorum. Zor durumdayım. Bakınız, tüm bunları şunun için anlattım. Mesela bu davada kimin haklı olduğunu ortaya çıkarmak değil. Beni asıl düşündüren şu. Acaba komşusundan rahatsızlığının mücadelesini veren HSK Teftiş Kurulu Başkanı aynı hassasiyeti oturduğu koltukta da gösteriyor mu? Hakimlerin ve savcıların yaptığı, artık belgeleriyle ifşa olan hukuksuzluklardan da rahatsız oluyor mu? Köpeğin havlamasını mesele yaparken rüşvet alan, tarikatların emrine giren, bağımsızlığını yitiren yargı mensuplarına karşı da mücadele ediyor mu? Benimki de soru işte.